Bir düşüş yaşıyor. Şimdi İnvest AZ'ye gideceğiz. Karşımızda Mehmet Arın var. Haftanın ilk işlem gününde piyasa yorumunu alacağız. Mehmet Arın merhaba. Merhaba Buse Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi içeride konut fiyat endeksini gördük. Bu hafta çok böyle gündemde bir veri akışı olmayacak ama işte Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarını takip edeceğiz. Diğer taraftan baktığımızda az önce de söyledik, Amerika borsaları satıcılı başladığı güne borsa içeride 107 bin aşmıştı. Biraz son dakikalarda 106 bin seviyesinde olduğunu görüyoruz. Aşağı yönlü bir sarkma var. Amerika etkisi mi bu ve borsadaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini soralım size. Buse Hanım, evet, borsada yüzler gülüyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren küresel piyasalardan pozitif olarak ayrışarak yoluna devam ediyordu Borsa İstanbul. Hatta bu haftada açılışta zaten rekor denemesi beklentisi hakimdi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD-Çin arasındaki görüşmelerle ilgili telefon görüşmesinin gerçekleştiği ve birinci faz anlaşmaya yakın olması sebebiyle de ABD borsalarında yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda hafta sonu yapılan açıklamada Çin'den gelen özellikle faiz hamlesiyle beraber Asya piyasalarında da biraz daha toparlanma eğilimi olduğunu gördük. Borsa İstanbul'da bu beklentilerle beraber günü 107 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşti gün içerisindeki işlemler. İşlem hacmine de pozitif olarak yansıdığını görmekteyiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi kapanışa yaklaştığımızda bir miktar kar satışları ya da düzeltme hareketleri geliyor. Bu hafta açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Konut satışları verisini bugün takip ettik. Geçtiğimiz döneme göre yine ilk kez satılan konut satışlarının azalış meydana gelse de ikinci el konut satışlarında ve ipotekli konut satışlarında ciddi anlamda toparlanmanın olduğunu görmekteyiz. Tabi bunlar daha çok makro anlamda bizi ilgilendiriyor. Borsa İstanbul bundan sonraki dönemde biraz daha pozitif havanın da devam etmesiyle birlikte direnç olarak 108 bin ve 110 bin seviyeleri, bunun da geçilmesiyle beraber 115 bin noktaları teknik anlamda takip edeceğiz. Olası düzeltme ve kar satışlarında 105 bin ve 103 bin 500 noktası yine önemini korumaya devam ediyor. Tabi bu yükselişe en çok etkilerden biri de CDS primimizin 300 puana kadar yaklaşmış olması hem yabancı yatırımcının hem de yerli yatırımcının yeniden borsaya yönelmesine sebep oldu. Bu hafta ABD'den gelecek olan Fed toplantı tutanaklarını ve Avrupa Birliği Merkez Bankası tutanaklarını takip edeceğiz. Bunun dışında yurt dışından gelecek olan önemli bir veri bulunmaması biraz da piyasaların ABD-Çin görüşmelerine odaklı olarak hareket etmesine de sebep olabilir. Dolar TL biraz daha pozitifti. Burada 5.72 seviyesinde işlem gördüğünü takip ediyoruz. Dolar endeksinde bir miktar gevşeme var. ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarına baktığımızda da %1.81 seviyesine kadar bir geri çekilme olmuştu. Bu durumlarda dolar TL'nin 5.70 desteğine yaklaşmasına sebep oluyor. Geri çekilmelerde 5.67 ve 5.60 noktalarını takip edeceğiz. Ama son dönemde biraz daha dar bir bantta hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde de yakından takip ettiğimiz 5.77-5.80 noktası olacak Buse Hanım. Bu arada izleyenlere de ufak bir hatırlatma yapalım. Yarın Türkiye Sermaye Piyasası Kongresi gerçekleşecek ve iki gün gerçekleşecek olan bu kongreye de İstanbul'da olan tüm yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Arın hatırlatma için de. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından ekonomist Vedat Özdağ'la birlikteyiz.